Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili NeoSeverler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde buradaki yanmakta olan kasaba bölgesini aradan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde ise bir boss'a gideceğimizden bahsetmiştim. Boss'a gitmeden öncesinde burada pray diyerek menümüzü açıyorum. Level up deyip hani bir önceki bölümde biriktirmiş olduğumuz işaretleri magic'e olacak şekilde yatırıyorum. Buradan 13-14 çok fark etmez, hani arttırın bir miktar daha. 15'i geçmeyin şimdilik. Yani 15'e kadar çıkarmış olmanız yeterli ilk başta. Okay. Bunu vermiş olmak istiyorum. Kontrolüm koptu, toparlansın diye bekliyorum. Evet. Teşekkürler. Magic'i güçlendirmiş olduk. Magic'i güçlendirdikten sonrasında Ready Jutsu diyerek hani burada çeşitli içerikler oluşturabildiğimizi hatırlıyorsunuz. Boss'ta daha fazla hasar olmak adına Yıldırım Talismanından faydalanabilirsiniz. Ben bunu hazırlamış olmanızı tavsiye ederim. Yani envanterinizde bulunursa daha iyi olur. Burada weakness talismanlarımız vesaire vardı. Hani bunlardan da faydalanmak istiyoruz. Bunu shortcut olarak da aşağı tarafa atıyorum. Hani bir düzene sahip olsun vesaire diye. Diğerleri zaten hazırlanacak olan talismanlardı. Hani bunlar otomatik olarak hazırlanıyorlar. Biz ek olarak bir de yıldırımı eklemiş olduk şu an. Magic'i arttırmış olmakla birlikte tabii ki kapasitesi vesaire artmış oldu. Ve dolayısıyla yeni bir tane daha yapma imkanımız oldu. Temelde bu yüzden arttırdık aslında. Daha sonrasında şundan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar alıştığımız combat içerikleriyle ilerlemek istiyorsanız Kusarigama'daki şu içeriği açmanıza fayda var. High Stance'deyken, bizim stand kullanma stance aslında bu. High Stance'deyken bir şey yaparsak ama oranı tam olacak şekilde bir key recovery yaparsak bir sonraki saldığımızda hasarını arttırıyor. Key pulse atmaya alıştıkça bundan faydalanıyor olmak iyi olacaktır. Ben tavsiye ederim. Yani burada diğer içeriklere tamamen bakın. Yani sizin hoşunuza giden başka şeyler varsa onları açabilirsiniz. İlla ki benimle aynı şey yapmanıza gerek yok. Boss'ta kullanacağımız bir diğer mekanik yine burada açmış olduğumuz özelliklerden bir tanesi aslında. Şu arkadaş Reaper içeriği bunu bir önceki bölümde açmış ve bunun bir tane kullanım alanını göstermiştim. Fakat bunun ikinci bir kullanım alanı var. Reaper şu saldırı. Bu şekilde saldırabiliyoruz. Fakat bunun ikinci kullanım alanı şu. Eğer ki saldırmaya devam ederseniz, yani gard aldığınız noktada ağır saldırı tuşuna basmaya devam ederseniz sürekli olarak vurmaya devam edecek olan bir karakteriniz oluyor. Full key pulse recovery şu. Diyelim stamina azalıyor. Full dolduğu anda key pulse atıyorum. Bu da full key recovery olarak geçiyor. Az önceki high stance içeriği buna hizmet ediyor. Şimdi boss'umuz zor bir boss değil, bir tutorial boss aslında, bir tutorial boss'u. Ama oyunun zorluğunu iyi ifade eden boss'lar bir tanesi. Yapacağımız şey şu, elimizdeki şeyleri görüyorsunuz, hani şu şuradan göstermek daha iyi olacak büyük ihtimal. Bu şekilde. Şimdi Devigorate talismanımız var, bizim hani düşmanın hasarını azaltmamıza imkan tanıyor. Weakness talismanımız var, aldığı hasar, yani defansını azaltıyor, bir nevi aldığı hasarı artıyor aslında boss'un. Yokai var. Hani bu Yokai realmlere karşı biraz daha bizim güçlü olmamız sağlıyor. Daha hızlı stamina doldurabiliyoruz. Lightning var. Elimizdeki silahı yıldırımla bufflamamıza imkan tanıyor. Bunların her birini birer kez atacağız. Sağ tarafta olanı, yani boss'un defansını azaltanı iki kez atmak istiyoruz. Önce yıldırıma basacağız. Daha sonrasında en üstteki, yani boss'un hasarını azaltanı, daha sonrasında defansını azaltanları basıp boss'a saldıracağız. Boss'a saldırırken de Living Weapon'dan faydalanmayı planlıyoruz. Sonra onun full olduğunu görüyorsunuz sol üstte. Living Weapon'dan faydalanıp boss'u kesmek niyetindeyiz. Keserken de az önce göstermiş olduğum saldırı taktiğini kullanacağız. Boss'a giden yol düşmanlarla dolu. O yüzden tek düşmanlara oradan çıkarmamız gerekecek. Odağımı alabilsem çok güzel olacak. Gel bakayım buraya. Gördüğünüz gibi bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Hani bunu bir önceki videoda bilerek tanıtmadım. Çünkü esas kullanım alanı aslında bu değil. Oyunu geliştirenler bu şekilde kullanılsın, millet bunu abuse etsin diye yapmış değil. Ama tabii ki de her Souls oyununda olduğu gibi oyuncular biraz daha güçlü olmanın, biraz daha overpower olmanın bir yolunu buluyorlar. Aslında kullanım bu. Lensimi değiştirmişim, farkında değilim.
Efendim merhabalar. Ben öldüğünüz için. Tamam tamam tamam, bunları toplayalım. Buraya falan düşmeyin. Ne geldik buraya? Ve onun ötübosuna hoş geldiniz. Öncelikle yıldırım talismanını basıyorum. Elindeki silahı buff'lıyorum. Daha sonrasında kendisini debuff atıyorum. Mümkün mertebe uzağına durmaya çalışın. Çok yakında kalmayın bunları atarken. Sonrasında living weapon'ı basıyorum. Arkasına geçip bu saldırımıza faydalanıyorum. Bossumuzu kestik. Bu bir cheese yöntemi gibi gelebilir ki bir cheese yöntemidir aynı zamanda. Gelebilir kısmı biraz fazla oldu. Boss'u bu şekilde rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Neo'da bosslar oldukça acımasızlar. Şu an hani eğer bu rehber serisini takip ettiyseniz birebir bu boss'tan iki kez hasar alma hakkınız var. Canınızı doldurarak ilerlediğiniz sürece sıkıntı yok ama eğer ki can eliksirleriniz mesela bittiyse başınız belada, iki vuruşta sizi öldürüyor. Oyunun ilerleyen noktalarında eğer bir rehber serisinden faydalanmadan ilerliyorsanız bazı bosslar sizi tek vuruşta öldürüyorlar. Dolayısıyla bossları ben nasıl rahatça kesebilirsiniz bunları tanıtmak niyetindeyim. Burada da ilkini sizlere göstermiş oldum. Burada hani smithing text elde ettik, buna bağlı olarak hani özel bir içerik üretme imkanı vesaire oluyor. Smithing text'e bağlı olarak bir blacksmith'imiz olacak, bir demircimiz olacak, onlardan yeni içerikler elde etme veya craftlama imkanı bulacağız. Açıkçası şunu belirtmem lazım. Bu cheese yöntemi olarak yani bulmuş olduğumuz veya kullanmış olduğumuz bu yapı Neo oyuncuları tarafından çokça bilinen ama internette çok fazla bunlara dair rehber serisi vesaire bulunmayan içerikler oluyor. Ben de bayağı bir araştırdım ve bu bossa şimdiye kadar bir sanırım 20-25 kez ölmüşlüğüm var. Hani şu an çok rahat yapmış olabilirim ama inanın bu rehber serisini çekmek için gözümden yaşlar geldi. Hiç kuyut attım çok oldu. Eğer ki boss'la zorlanırsanız vesaire içiniz rahat olsun, bu çok normal bir durum. Boss öyle kolay geçmeniz beklenen bir boss değil zaten. Hiçbir boss Neo'da kolay değildir benim gözümde. Boss kesmekle birlikte boss odasındaki bu parıltılı etkileşime geçip ışınlanıyoruz. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking. Come. Thank you.
天下人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が歯を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には地味毛領が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。Sinematikte Hattori Hanzo'yla tanışma fırsatı bulmuş olduk. Kendisiyle tanışmakla birlikte aslında oyunun ana hikayesi bu diyarlarda başlamış oldu. Burada iki tane işte yani bir nevi yönetime gelmeye çalışan, iktidara gelmeye çalışan samuray var. İkisinin de orduları kendi aralarına kapışmakta. Bu kapışma devam ederken aynı zamanda bu diyarlara ortaya çıkmakta olan Oni diye ifade ettikleri işte bu yokayların ait olan yaratıklar bulunuyor. Bizler bu yaratıklardan bir tanesini alt ediyoruz. Bunu alt ederken Hattori Hanzo bize görüyor ve diyor ki sen hani bunlara karşı gayet başarılısın. Güçlü bir kılıcın, güçlü bir şeyin var. Senin karakterin var diye ifade ediyor. Karakterin var. Hani ben diyor, yani senin diyor, buraya niye geldiğimizi bir nevi sorgulayıp düşünebilirsiniz. Yani buraya işin ne tadında bir soru soruyor. Biz de diyoruz ki yani birinin peşinden buraya geldik, birini arıyoruz tadında. Tamam diyor, sen işte bana yardımcı ol, benim liderime, benim ikinci ismi geçen karaktere, isimler açıkçası aklımda kalmıyor, kusura bakmayın. İkinci ismi geçen karaktere şey yapalım diyor, destek ol, ben de sana şey yapayım. Nedir adı? Yardımcı olayım. Hani burası senin zaten bilmediğin diyarlar, burası senin bilmediğin diyarlar olduğu için yani bu diyarlarda yol bulmak da zordur, bilgi almak da zordur. Sen bana yardımcı ol bu yaratıkları def etmekte, ben sana yardımcı olayım aradığın kişiyi bulmakta. Olur diyoruz ve peşine takılıp yavaş yavaş bu diyarlardaki maceramızı ilerletmeye devam ediyoruz. Postumuzu kestik. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.